Elazığ Valiliği tam kapanma dönemi için yeni bir genelge yayınladı. Genelgede site içlerinde bulunan sosyal tesisler kapatıldı. Haksız rekabetin önüne geçmek için marketlerin ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapan reyonları kapatıldı. Vali arkaya Yırık Başkanlığında toplanan Elazığ İl El Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 29 Nisan tarihinden başlayan 17 Mayıs tarihinde sona erecek olan tam kapanma dönemiyle ilgili yeni kararlar ve tedbirler aldı. Alınan yeni kararlara göre Elazığ'da çocuk parklarının, çocuk oyun grubu bulunan alanların ve sitelerin içinde yer alan çocuk oyun alanlarının belediyeler ve site yönetimleri tarafından kullanıma kapatılmasına, site yöneticilerinin sosyal tesislerin kapatılması konusunda uyarılmasına, site içi çocuk parklarının kapatılmasından site yöneticilerinin sorumlu tutulmasına karar verildi. Tam kapanma tedbirlerine ilave olarak Elazığ merkez ve ilçelerinde hizmet veren tüm eczanelerin 30 Nisan tarihi itibariyle hafta içi 8.30 ile 17, cumartesi 8.30 ile 13 saatleri arasında hizmet vermelerine karar verildi. Ayakkabı, kırtasiye, süccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapan işletmeler İl Hıfzı Saha Kurulu kararlarımız doğrultusunda kapalı olduğundan haksız rekabetin önlenmesi amacıyla marketlerin ayakkabı, kırtasiye, süccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapan reyonlarının veya bunların bulunduğu katların tam kapanma dönemi boyunca satışa kapatılmasına karar verildi. Üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörleri başta olmak üzere İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan önceki genelgelerle 27 Nisan 2021 tarih ve 7576 sayılı genelgemizde muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan görevliler için bu işyerlerinin yetkililerince tüm belgelerin geçerliliğinin 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24'te sona erdirilmesine karar verildi. 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan iş yeri, fabrika, imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden görev belgesi başvurusunda bulunmasına karar verildi.